Yakışıklı Ege, güzel Ege. Saçların, tipin falan muhteşem. Çok Avrupa'yı ve bayağı güzelsin. Çok klas delikanlısın. Allah sevdikleriyle yarattı bütün kainat, her şeyi. Dolayısıyla Allah'ın yalnız kalması onun ilahlık vasfına uygun değil. Mesela şefkatli olması ilahlık vasfına uygundur. Akıllı olması, sonsuz akıllı olması uygundur. Her şeyi güzel yaratması uygundur. Cennet yaratması uygundur. Adaleti sağlaması uygundur. Yalnız kalmaması da uygundur. Çeşitli varlıklar yaratmış. Bunlardan biri melekler. Çok fazladır melek. Yani katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon gibi çok fazladır. Yani öyle az olur. Bütün uzay, her yer meleklerle doludur. Kimi secde eder, kimi rükû eder, kimi Allah'a tesbih eder, kimi kıyamdadır, kimi işte her yerdedir. Yani sürekli Allah'ı sevgiyle vaktini en güzel şekilde değerlendirir. Ama Allah onları yeterli görmemiş, insanı yaratmış. Melekler de ona şaşırıyorlar, ya Rabbi diyorlar, kan akıtacak, zulüm yapacak insanları niye yaratıyorsun? Biz sürekli sana secde ediyoruz, rükû ediyoruz, kıyam ediyoruz, seni çok seviyoruz, seni sena ediyoruz. Allah diyor, bak siz bilmezsiniz, ben bilirim diyor. Orada bir incelik var. Yani insanın Allah'ı sevmesi Allah katında daha kıymetlidir. Çok çok daha kıymetlidir. Yani kıyas edilecek gibi değildir. Ya meleğin, melek mecbur çünkü sevmeye. Yani ikinci bir durum yok. Ama kul tefrik ederek, küfürle İslam arasında tefrik ederek, ayrım yaparak seviyor. Bu çok önemli. Allah'ın en önem verdiği insandır ve ayrı diyecek şey, Allah'ın en önem verdiği de dünya hayatıdır aslında. Dünya hayat. Şu kısa dünya hayatı var ya, en önemli gördüğü Allah'ın odur. Cennetlik hayatımız bizim için, Allah için ikincidir yani. Birinci olan budur. Çünkü sevginin, yiğitliğin, sabrın, yüksek ahlakın, aşkın öğrenildiği ve uygulandığı yer buradır. Burada öğrendikten sonra sonsuza kadar onu uyguluyor. Mesela şurada, şu an mesela buradayız. İşte saat 12'yi geçmiş. Mesela bakımlı, güzel gelmişsiniz, genç kızsınız, isteseniz gidip yatarsınız. Evet. Yahut sinemaya gidersiniz, işinize gücüne bakarsınız. Hiçbir çıkarınız da yok, Allah için geliyorsunuz. Bu Allah için çok önemli. Mesela bana soru soruyor adamlar. Birçok insan hiçbir şekilde ilgilendirmez bu. Yani adam sorusuna cevap vermez yani, muhatap dahi olmaz. Bana ne der, gitsin öğrensinler der, öyleyse öğrensinler. Ama bak, ben her gördüğüm insanı çok seviyorum. Ve şefkat diyorum. Mesela bu bir ibadet. Bu Allah'ın gözü önünde oluyor. Yani Allah bunu duyuyor ve görüyor. Mesela çarşıya gittim. Güzel parçalar aldım. Niye? Beğensinler diye sevdiklerim. Oradan sevdiklerimin evine gittim. Yemek vardı. Onların hoşuna gitsin diye gittim. Yani yemek yedik, sohbet edik ama onların mutlu olmasını sağlıyorum. Buraya geliyoruz. Burada da mesela sizin yanınızdayım. Sürekli Allah'la beraber. Allah'ın en beğendiği şeyler bunlardır işte. Bu cennette yoktur. Yani cennette sabır yok. Mesela emek vermek yok. Mesela ne bileyim, adam dizi ağrır, sırtı ağrır falan. Cennette öyle bir şey yok. Burada ona sabır vardır. Ve burada bak, kulum diyor, bak beni görmeden bana iman ediyor. Allah'ın en beğendiği budur işte. En beğeniyor. Çok beğeniyor Allah bunu. Yani o yüksek vicdanı çok beğeniyor. Yani gerçek aşkı ister Allah. Öyle yani, zaten Allah görüyor, tecelli ediyor. Adam başka bir yolu yok. Yani tek şey o Allah. Sever o yani, Allah'ı sever. Ama böyle bu şekilde sevilmek ve küfrü gösterdiği halde, deccaliyeti gösterdiği halde, münafıkları gösterdiği halde onlarla mücadele edip onların arasından Allah'ı sevmek Allah'ın en beğendiğidir. İşte Allah'ın ilahlık vasıflarından biri de budur.
Mesela biz Darwinist'le mücadele ediyoruz. Allah bunu çok beğenir. Darwinizmi kendi yaratıyor. Ama Darwinizme cevap vermemiz için de mesela bize 700 milyon üstüne fosil yaratmış ki rahat cevap verelim diye. Ama buna rağmen karşıt adamları da yaratıyor Allah. Mesela o tombik çıkıyor, hopluyor, zıplıyor, anlatıyor, bir şeyler yapıyor. Bilim adamları gibi görünen adamlar çıkıyor. Caner Taslamanlar çıkarıyor Allah. Ve eski Taliban bak, bu da çok acayip bir şey. Mesela bak, eski Taliban benim karşıma Darwinist olarak çıkartıyor. Mesela Mustafa Akyol eski Taliban karşıma Darwinist olarak çıkartıyor. Ve onları tenzih ediyorum da mesela münafıkları karşıma Darwinist olarak çıkartıyor bazı münafıkları. Ve onlardan ben bilimsel bir mücadele yapıyorum. Mesela yeni yeni münafık dalgaları çıkarıyor. Mesela birinci dalga geldi gitti, ikinci dalga geldi, üçüncü dalga, dördüncü dalga, beşinci, yedinci, bu dokuzuncu dalga. Münafık dalgalar. Hep aynı yöntemler. Bunlar mesela internette abuk subuk konuşuyorlar. Yazılar yazarlar, konuşurlar. Biri dener, onlar gider, o güruh gider. Onlar yaşlanıyor, bitiyor, işi bitiyor. Bir tane daha geliyor, bir ekip daha geliyor. Onlar da yaşlanıyor, işi bitiyor. Yeni bir güruh daha geliyor. Biz destroyer gibi yara yara devam ediyoruz. Allah'a çok şükür. Beni seviyor musun sen? Do you love me?